Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Saint-Benoît Fransız Lisesi hakkında oldukça merak edilen soruları cevaplayacağım. Ben 9. sınıftan 10. sınıfa geçtim. İlk sene hazırlık okudum, yani Saint-Benoît'da 2 yıldır eğitim görüyorum diyebilirim. Eğer videoyu izledikten sonra hala kafanıza takılan bir soru işareti kalırsa bana yorum kısmından ya da Instagram'dan bana ulaşıp sorularını sorabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışacağım ya da değinmemi istediğiniz özel bir konu olursa Saint-Benoît ile ilgili, onunla ilgili de yeni bir video çekebilirim. Çok uzatmadan isterseniz başlayalım. Saint-Benoît 1783 yılında kuruluş tarihi kabul edilmektedir. Aslında kökeni çok daha eskiye dayanmaktadır ve Türkiye'nin en eski ve en köklü liselerinden biridir. Yeri Karaköy'dedir. Çok merkezi bir yeri vardır. Öğrenciler genelde top taşıma ya da servis kullanıyordur. Ve eğer Anadolu yakasında da oturuyorsanız kolaylıkla Kadıköy'den vapura binip Karaköy'e 5 dakika yürüme mesafesiyle okula ulaşabilirsiniz. Şimdi aday öğrencilerin aslında en merak ettiği konulardan biriyle başlamak istiyorum. Fransızca eğitimi. Fransızca zor mu? Okula gelmeden önce Fransızca bilmemize gerek var mı? Ya da özel bir derse ihtiyacımız oluyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten okula gelen öğrencilerin çoğu Fransızca bilmeden geliyor okula. Bundan dolayı hani herhangi bir tereddütünüz, kaygınız olmasın. Hocalar da zaten sıfırdan başlıyor. Onun dışında Fransızca'nın zorluğu aslında kişiden kişiye göre değişir. Kişinin çalışma düzenine göre oldukça değişir. Siz eğer dersi dinlerseniz ve günü gününe tekrar yaparsanız, aynı şekilde kendinizi geliştirebilecek birçok aktivitede yaparsanız siz bir zorluk çekmezsiniz. Kendinizi geliştirebilecek birçok aktivite derken Fransızca film izlemek, Fransızca dizi izlemek, Fransızca şarkı dinlemek ya da Fransızca kitap okumak, bu şekilde aslında bunları yaparsanız hani herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Ve haftada biz hazırlıkta 22 ders Fransızca görüyoruz. Bu çok büyük bir oran. Bundan dolayı özel bir ders açıkçası ben ve çoğu arkadaşımın ihtiyacı olmamıştı. Çünkü bu 22 ders gerçekten çok verimli geçiyor. Çok dolu dolu geçiyor. Siz sorularınızı sorabiliyorsunuz. Fikir alışverişlerinde bulunabiliyorsunuz. Bu şekilde yani özel bir derse de gerek yok diyebilirim. Onun dışında biz lise 1'den lise 4'e kadar arkadaşlar sayısal dersleri Fransızca görüyoruz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Şimdi bu zor olmuyor mu? Açıkçası ben de okula gelmeden önce bundan dolayı hani çok tereddüt etmiştim acaba bir Fransız lisesini tercih etsem mi diye. Çünkü hani matematiğin Türkçesinde bile zorlanırken ben o matematiğin Fransızcasını nasıl halledeceğim diye. Ancak hazırlık senesinde size evet ağırlıklı olarak Fransızcanın yanında matematik ve fen dersleri de veriliyor. Bu matematik ve fen derslerinde siz 8. sınıfa kadar işlediğiniz tüm konuların, tüm terimlerin Fransızcalarını görüyorsunuz. Bundan dolayı aslında 9. sınıfa geldiğiniz zaman herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Çünkü siz hepsini, tüm terimleri, hocanın derste anlattığı, kullandığı bütün terimleri zaten geçen seneden görmüş oluyorsunuz. Şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Evet biz sayısal dersleri Fransızca olarak görüyoruz. Ancak mebil müfredatına uygun görüyoruz. Yani örneğin 9. sınıfın matematikte birinci konusu mantık ise biz zaten yine o mantığın Fransızcasını görüyoruz. Yani onda da hani mebil müfredatına uyumlu herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi arkadaşlar biraz sosyal ortamdan bahsetmek istiyorum. Okul çok büyük. Bundan dolayı aslında çok fazla etkinlik yapabileceği alan var. Çok fazla okulun olanakları var. Ve 950 öğrenci var aslında okulda. Bundan dolayı da siz hani bir kulübe girdiğiniz zaman birçok arkadaş edinebilme şansına sahip oluyorsunuz. Birçok kişiyi tanıma, sosyalleşme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bu da aslında hani sizin arkadaş çevrenizin oluşması için de gayet güzel bir ortam sağlıyor. 42 tane kulüp var ya da öğrencilerin kendileri kurduğu topluluklar, gruplar var. Ve aslında buradan şuraya gelmek istiyorum. Kulüpleri de örneğin öğrenciler kuruyor. Saint-Benoît hani gerçekten öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için çok güzel bir yer. Çünkü genelde hep görevler, sorumluluklar öğrencilere veriliyor ve hani öğrenci bu gerçekten bir sorumluluk bilincine varıyor. Kendileri bir şeylerin elinden tutmaya başlayınca aslında gerçekten böyle hayata atıldığını hissedebiliyor.
diyebiliriz. Zaten böyle seminerden mezun olan hani kişileri böyle görünce hani gerçekten hayatta da aslında ne kadar böyle insan ilişkilerinde falan başarılı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz üniversiteyle ilgili konuşmak istiyorum. Seminerden mezun olan öğrenci üniversitede nereleri tercih edebilir? Aslında 3 tane yolu vardır. Birinci yolu yurt dışı üniversitelerine gitmektir. Sadece Fransa değildir. Fransa dışında diğer ülkelere de gidebilir öğrenciler. Ancak Fransa için şöyle bir şey var. Fransa'da eğer siz bir liseden mezun olursanız bakalorya diye bir diploma alıyorsunuz. Ve Saint-Benoît'da da siz bu bakalorya'ya denk bir diploma alıyorsunuz. Yani sanki Saint-Benoît'dan mezun olunca sanki Fransa'daki bir liseden mezun olmuşçasına Fransa'daki herhangi bir üniversiteyi sınavsız kabul olabiliyorsunuz. Tabii bu Fransa'daki işte örneğin üniversitenin de sizin baktığı bazı kriterler var. Örneğin dil seviyeniz ya da yaptığınız sosyal etkinlikler. Özellikle yurt dışı üniversiteleri sadece Fransa değil, diğer ülkelerdeki üniversitelerde sizin yaptığınız sosyal aktiviteleri, kendinizi nasıl geliştirdiğinize çok fazla bakıyor. Daha demin de anlattığım o sosyal ortamın aslında Saint-Benoît'da çokça fazla olmasından dolayı, hep öğrencinin kendi ayakları üzerinde durmasından dolayı bu sizin yurt dışı kabullerinizde de bunun çok büyük bir etkisi oluyor. CV hazırlarken de çok büyük, gerçekten olumlu bir etkisi oluyor diyebilirim. İkincisi ise arkadaşlar ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye girmek. Üçüncüsü ise arkadaşlar Galatasaray Üniversitesi'nin iç sınavına girmek. Bunu da şu şekilde özetleyeyim. Siz ilk olarak YKS'ye giriyorsunuz. İşte mesela bu yıl Haziran'ın sonunda, ardından Temmuz'un başında da bu Galatasaray Üniversitesi'nin iç sınavına giriyorsunuz. Siz eğer bu YKS'nin sonuçları açıklandığında ilk 25 bindeyseniz eğer, Galatasaray Üniversitesi'nin iç sınavınızda değerlendirilmeye alınıyor. Ve eğer kabul görülürseniz belki de ilk 25 binden Galatasaray Üniversitesi'ne girebilme hakkı kazanıyorsunuz. Bu şu şekilde oluyor. Mesela siz hukuk okumak istiyorsunuz Galatasaray Üniversitesi'nde. Bunun için Türkiye'de aslında 90. olmanız gerekirken bir anda bu Galatasaray Üniversitesi'nin iç sınavıya belki ilk 25 bine girerek siz hukuk okumaya hak kazanıyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir olanak olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar biraz da uzaktan eğitim süreciyle ilgili konuşmak istiyorum. Biz zaten Saint-Benoît'da çoğu dersi bilgisayar üzerinden işlediğimiz için aslında uzaktan eğitime de adapte olmamıza herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Yine ödevlerimizi, quizlerimizi internet ortamı üzerinden hocalarımıza paylaşıp onlarla bize geri dönüşlerini sağladılar. Biz zaten bu ödevler ve quizler için iki platform üzerinden çalışıyoruz. Biri Google Classroom, diğeri de Moodle. Aynı şekilde Google Meet üzerinden de derslerimizi işledik. Haftalık ders programımıza uygun bir şekilde işledik. Hani herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sadece hani bilgisayar önünde daha odağımızı çok daha çabuk kaybedebileceğimiz için konsantrasyonumuzu sınıf ortamına göre dersleri 40 dakika yerine yarım saat işledik. Bu da aslında daha verimli oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugünkü video da bu kadardı. Videonun başında dediğim gibi eğer herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Başka diğer videolarda görüşmek üzere.